Bolu'dan herkese merhaba. Bugün Bolu'dayız. 2 saatte Bolu bölümü çekmeye geldik, değil mi? 2 saat içerisinde Bolu'yu gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Birazcık boşalsın, gidelim orada bir de doğal maden suyu içelim. Abant Gölü çok güzel bir yer, çok tarihi bir yer. Burada sadece ayak suyu var, bir de maden suyu var. Hacı, ne yaptın? Bolu'daki gezimiz tüm hızıyla devam ederken Bolu'nun en ünlü lokasyonlarından bir tanesi olan Abant Gölü'ndeyiz. Abant Gölü Bolu Dağı'nın kraterleşmiş halinden oluşmuş gibi... O bilgiyi bir okuyayım, saçma olacak. Burası Abant Dağları'nda oluşan krater ve birikintilerden meydana gelmiş. Hem günübirlik gezilerde hem de aynı zamanda konaklamalı gezilerde çok fazla tercih edilen lokasyonlardan bir tanesi. Bir sürü otel var, bir sürü lokanta var. Tam bir gezmelik alanın içerisindeyiz şu anda. Arabayla giriş 24 TL, yaya giriş 8 TL. Aklımda şu an bunlar kaldı. Abant Gölü'nden şimdilik bu kadar. Gelin ikinci durağımıza geçelim. Evet, ilginç bir geçişin ardından Akkaya travertenlerine gidiyoruz. Orasını da Pamukkale'ye çok benzetiyorlar. Bolu'daki Pamukkale diyorlar. Ama öncesinde abimin söyleyeceği bazı önemli bilgiler varmış. Ben böyle her seferinde pinti gibi böyle fiyatlardan yakınmak istemiyorum ama abi girişte 24 lira ödedik, tamam eyvallah. Yemek fiyatları da biraz bence abartılı yani. Biliyorsunuz her gittiğimiz şehirde hem güzel yanların hem de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz yanlarını belirtiyoruz. Abant Gölü çok güzel bir yer, çok tarihi bir yer. Bu durum bizi oldukça üzüyor. Atlardan fayton yapılmış olması. Birdenbire ekibi olarak bu durumun sonuna kadar karşısındayız ve gördüğümüz her yerde eleştirmeye de devam edeceğiz. Akkaya travertenlerindeyiz. Bu kadar kişi aynı suyu ayağını sokuyor. Mantar falan olmaz mı hiç sence? Evet, şimdi burası hem ayak suyu aynı zamanda da doğal maden suyu akıyor. Şu gördüğünüz çeşmeden. Birazcık boşalsın, gidelim orada bir de doğal maden suyu içelim. Beleşmiş. Gelirken şişe falan getirin. Koyar gidersiniz. Bunlar dökülünce israf oluyor. Ben hep böyle üzülüyorum bunlara ya. Bayağı bildiğin akıyor hani, böyle çeşmesi falan olsa da israf olmasa daha iyi olmaz mı ya? Yalnız bildiğiniz maden suyu. Ben bir şey soracağım tam bu aşamada. Bak şimdi yüzdeki hata ifadesine bakın şimdi. 404 not found yazacak bak şimdi. Bilmediğimiz maden suyu nasıl oluyor? Şu anda Pamukkale travertenlerinin benzeri olan Bolu Akkaya travertenlerindeyiz. Arkada abim sakin sakin geliyor. Yaşından dolayı o yavaş yürüyor. Ben daha böyle hızlı hızlı yürüyebiliyorum. Abim mağarayı buldu. Her zaman olduğu gibi birdenbire fark ile girilmemiş mağaralara giriyoruz. Bilmiyorum daha önce girilmemişim, ben gireceğim ama. Allah'ım, bizdeki bu mağara şeyi. Aşkı ve özgüveni. Şok. Birdenbire farkıyla daha önce girilmemiş mağaralara girdik. Şimdi birdenbire farkıyla daha önce girilmemiş mağaralardan çıkıyoruz. Ama birdenbire farkıyla çıkıyoruz. Bak şimdi. Görüyorsunuz birdenbire farkını. Çıktık. Çok ilginç değil miydi sizce? Bolu'da travertenleri bulduk. Mikrofonu yaklaştırmadığı için bağırmak zorunda kaldım. Evet, Bolu'da travertenleri bulduk abi. Geldiğimiz travertenlerde ben hani biraz daha böyle pamuk kalemsi bir şey bekliyordum. Ama burada şöyle... Ne olacak yani, pamuk mu olacak? Arkamızda böyle sanki hani tepeden aşağı kireç dökülmüş. Kireç kamyon devrilmiş, tepeden aşağı dökülmüş görüntüsü var. Özel bir şey var mı sence? Ya burası sonuçta doğal bir kaynak ve Pamukkale'den farkı şu. Yanlış hatırlamıyorsam Pamukkale'nin giriş ücreti kişi başı 50 ya da 100 TL diye duymuştum. Burada araç 23 TL. Çok uygun. Çok da uygun değil bence yani. Her girdiğimizde 25 lira. Düşünsene 10 dakika önce 25 lira daha verdik. Şimdi buradaki mevzu şu. Geldiğinizde kahve falan içebileceğiniz böyle şık güzel mekanlar var içeride. Onun haricinde giriş ücretini ödüyorsunuz. Arabanızı park ediyorsunuz. Ayak suyu, çeşme suyu, çene suyu, maden suyu gibi çeşitli sular var. Hepsinden faydalanabilirsiniz. Ücrete dahil bunlar. Ayak suyu Yalova'da. Diğerleri Yalova'da, burada sadece ayak suyu var. Bir de maden suyu var. Tamam, ben ne dedim? Sen hepsinden var dedin. Ayak suyu, çeşme suyu, maden suyu, bir de çene suyu dedim. Bir tek çene suyu yok. Çene suyu yok ya. O da var bak, döküldü buralarından. Çene suyu yok. Yani resim çekilmek için güzel bir yer. Instagramcılar gelin, resminizi çekin, devam edin. Bu arada az önce gördüğünüz gibi alanda havuz da var. Özellikle yaz aylarında buraya gelen turistlerin serinlemek için havuza girdiği söyleniyor. Ama şu an öyle çok fazla insan yoktu. Belki hafta içi olduğundandır bilmiyorum. Kaçıncı durağımız burası? 3, 4, 5. 5. durağımız falan galiba. Evet. Bolu Müzesi'ne geldik. Bu tabii her zaman olduğu gibi açılış saatini kaçırdık. Mesai saatlerini doldurmuşlardı. O yüzden burayı sizlere sadece gezmenizi tavsiye ederiz diye geçeceğim.
Ama unutmayın ki Sunay Akın'ın güzel bir sözü var. Müzeler toplumların hafızasıdır. Bolu Demokrasi Meydanı'ndayız. Burası Bolu'nun çarşısı. Şurada çok ilginç bir heykel var. Tarihi bir heykel ve dünyaca ünlü bir heykel var. Hem onu göstereceğim hem arkamda bulunan parkı göstereceğim. Şurada bir tane tarihi cami var, onu göstereceğim. Bolu'nun caddesi falan, her şey burada. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Heykeltıraş Profesör Doktor Ferit Özşen tarafından yapılmış. Aynı zamanda şu an arkamda gördüğünüz gibi meydanın bir ucunda da Bolu Belediyesi bulunuyor. Size şöyle şu tarafı da göstereyim. Burada şu an oldukça fazla insan var. Zaten görüyorsunuz. İnsanlar şu an oturmuş açık havada, böyle park gibi kullanıyorlar şu an burayı. Şöyle bir yolumuz mevcut. Bu yolda işte Bolu'nun en ünlü yollarından bir tanesi. Böyle upuzun bir cadde oluşuyor. Yukarıda tarihi bir cami var. Bolu'nun önemli bir camisi var. Burada gördüğünüz cami de yine tarihi bir cami. Aynı zamanda hemen burada gördüğünüz yolda böyle upuzun. Ne kadar sürdüğünü bilmemekle birlikte upuzun bir caddede yürüdüğünüzü düşünün. Bolu'da şurada orta hamam sauna. Tarihiymiş ama saunaymış. Acaba sauna ne zaman yapılmış? Burası ne kadar tarihi? Bu kısımda daha fazla ne gösterebilirim bilmiyorum ama çok tatlı bir meydanları var. Böyle insanların oturabileceği kafeler, böyle minik parklar, yürüyüş yolu. Az önce gösterdiğim yerler Demokrasi Meydanı, belediye. Bolu Çarşısı'nı bu şekilde hızlıca gezmiş olduk. Sırmalı cepkeni attı koluna, tek elle dizgini kerdi Köroğlu. Tozlarla atılıp dağın yoluna, yeşil muradına erdi Köroğlu. Ne oldu bilmiyorum ama Bolu'da bir Köroğlu furyası var. Her gördüğümüz her meydanda bir tane Köroğlu heykeli var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonuna kadar izlediğiniz videolar bizim için çok daha değerli. Bu arada izlediğiniz videolarda beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta size zahmet bir de abone olursanız bizim için muhteşem bir şey yapmış olursunuz. Bolu'nun bir diğer ünlü adresi de Taşan. Taşan hemen çarşıda bulunuyor. Hem böyle çay kahve falan içilebilecek bir alan, hem de aynı zamanda içerisi de çok güzel. İçerisine girmeden önce şurada güzel bir şey gördüm, onu göstereceğim. Hemen Bolu merkezde böyle bir kuş evi yapmışlar. Çok tatlı olmuş. Bunu göstereyim dedim ve ardından da ufak bir tur atıp Taşan'ın içerisine doğru gidelim. Taşan'ın içerisi az önce gördüğünüz gibi bir çay bahçesi şeklinde kullanılıyor. O yüzden çok içeride durmadım. Hacı ne yaptın? Bolu'daki gezimizin sonuna yaklaştık. Son duraklarımızdan bir tanesiniz Atatürk Orman Parkı burası. Dışarıdan baktığımızda aslında az önce geçerken bir gördük burayı ama düz sıradan bir park gibi geldiği için girme gereği hissetmemiştik ama Atatürk Orman Parkı olduğu için girelim dedik. Oldukça büyük bir yer. Sanırım akşamları falan burası kalabalık oluyordur. Yani şehrin yaşayanların, şehir sakinlerinin uğrak noktalarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Bolu Masal Parkı'ndayız. Sevgili gençler. Makarna, çikolata, tavuk evler. Taş devri. En sevdiğim. Şimdi buraya gelmişken hadi hemen herkes bir şey yapsın. Hatırlamaya çalışsın. Barney, Fred, Wilma. Karıştı bende lan. Neydi bunlar, hatırlıyor musun? Hatırlayanlar yorumlara yazsın lütfen. Bolu Masal Parkı son durağımızdayız. Gelmişken uğramanıza fayda var. Özellikle çocuğunuz varsa benim gibi. Gelebilirsiniz. Ben çocuğum yerine Mehmet Akif'i getirmeye karar verdim. Nasıldı? Çok komik esprim değil mi? Bambaşka bir video çekmeye gidiyoruz yine sizler için. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Kapının önünden birlikte veda edeceğiz şimdi. Gelin bir son vedaya gidelim. Arkamda Bolu Masal Parkı ve 2 saatte Bolu'nun son sahnesi ve abim. Evet, 2 saatte bitirdiğimiz bu ekranda bir şeyler yazıyor. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Bir daha yapalım. Arkamda Bolu Masal Parkı ve 2 saatte Bolu'nun son sahnesi. Ve arkada bize yetişmeye çalışan abim. Evet, 2 saatte çekildiği nadir şehirlerden bir tanesi. Çok sevdiğim bir şehre geldik, Bolu'ya geldik. Yine güzeldi. Yine gelirim, yine gezerim. Sıkıntı yok. Bu arada bahsetmeden geçmeyeyim. Bolu'ya gelirseniz 7 gölleri kesinlikle gezin. Biz oraya ayrıca bir bölüm yapacağız. Bir kamp bölümü geliyor yakında. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bence abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız da şimdi olabilirsiniz. Yorum atın, beğenin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Gelecek hafta cumartesi günü yepyeni bir bölümle yeniden görüşmek dileğiyle.